Şimdi şöyle ifade edilmiş. Bir kampta bulunan 60 izciye 75 gün yetecek kadar erzak varmış. Normal şartlar altında eğer hiç kamptan ayrılan olmazsa 75 gün yetecekmiş. Tabii başlangıçta bir de 9 gün geçiyor. Şimdi en başta şöyle yazıyorum. Başlangıçta 60 izciye 75 gün yetecek kadar yiyecek var. 75 gün. Tabii aradan 9 gün geçiyor. Yani 9 gün boyunca bu kampta 60 izci olacak. Aradan şöyle 9 gün geçsin. 9 gün geçti. Tabii kampta yine 60 izci var. 60 izci. Yalnız 9 günlük yiyecek yediler. Yiyeceği yediler. Bu nedenle kampta artık 66 günlük yiyecek kalmış olur. Artık 66 günlük yiyecek var. Sonra bir miktarı ayrılacak. Buradan izcilerin bir miktarı ayrılacak. Ne kadar ayrılacağını bilmiyoruz. Geriye, şimdi ayrılanlara isim vermiyorum ben. Ayrılanlara diyelim ki işte bir miktar ayrılsın. Bir miktar ayrılsın. Geriye kalanlara x diyelim biz. X izci kalmış olsun. Şöyle yaz. Ayrılanlardan sonra x izci kalsın. Biz bu x tane izciye, şimdi sayısının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 99 gün yetmesini istiyoruz yiyeceğimiz. Burada bir orantı kuracağız zaten. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Orantının türü bizim için önemli. Şimdi izci sayısını bu sayılardan bağımsız düşüneceğiz. Yani izci sayısı yani kişi sayısı. Diyelim ki 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Bize 20 gün yetecek yiyecek var. Eğer 30 kişi olsaydık artık 20 gün yetebilir miydi? Yetmez. Daha az yeterdi. Eğer kişi sayısını artırırsak gün sayısı azalıyor. Ters orantı var ikisi arasında. Birini artırınca diğeri azalıyor. Düz çarpmalıyız. Burs olacak evet. Şu hizadan çarpacağız. Bu hizadan. Bunlar birbirine eşit olacak. Tabii x bizim istediğimiz şey değil. Geriye kalan izci sayısı olacak. Sonra diğerinden çıkarmalıyız. Şimdi işlemi yaparsak x çarpı 99 şuradan devam ediyorum. X çarpı 99 eşittir 60 çarpı 66. Şimdi 99'a bölelim. Şöyle. Bu tarafı da bölüyorum 99'a. Şunlar gitti. Şimdi 66 ve 99 her ikisi de 11'e bölünüyor. 11'e bölüyorum 9. 11'e bölüyorum 6. Şimdi birazdan sadeleştiririz. Tekrar yazıyorum. X eşittir 60 çarpı 6 bölü 9. Yine sadeleşiyor. 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 2. Şimdi 3'e böldük. 1, 3'e bölersek 20. 20 çarpı 2, 40 olacak. X eşittir 40. Tabii bu kalan izci sayısı. Kalan izci. Biz öyle yapmıştık hesabımızı. X izci kalmıştı. 60 izci vardı. 40 izci kaldığına göre 20 izci ayrılmalı. 20 izci ayrılmalı. Cevabımız 20 olacak yani.